Kadirli kuzatuvchilar, biz o'tgan safar o'zimizni Facebook tarmog'imizda mashhur Ahmadjon Odilovning o'g'li Anvar aka Odilovning kitoblari chiqqanligi munosabati bilan yaqin orada u kishi bilan suhbat uyushtirishni rejalashtirgan deganimizdan keyin bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga vatandoshlarimizdan turli xil savollar kelib tusha boshladi. Mana bugun ana shu savollarning ayrimlari va umuman o'sha davr muhiti va o'sha paytdagi Ahmadjon Odilov faoliyati bilan bog'liq u kishining farzandlari Anvar aka Ahmadjon bilan suhbatga kirishyapmiz. Anvar aka, assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. O'sha kuni G'urumsaroy qurshab olingan, yo'llar o't o'chirish va militsiya mashinalari bilan to'sib qo'yilgan, har bir uyning oldida 5-6 dan askar qo'yilgan, ularning barchasi avtomatlar, dubinkalar bilan qurollangan edi. Ko'plab maxsus o'rnatilgan qopog'on itlar keltirildi. Odamlar uydan chiqishlariga yo'l qo'yilmadi. Qarshilik qilmoqchi bo'lganlar dubinkalar bilan ayovsiz kaltaklandi. Xizmat telefonlari va uylardagi telefonlar o'chirildi. Bu nima uchun bu holatga kelingan? Ahmadjon Odilov shu qadar shu darajada xavfli odam bo'ldi. Anvar aka, assalomu alaykum deyman. Mana avval sizni eshituvchilaringiz, tinglovchilaringizga haqiqatan siz kitobda eng haligi o'sha davr 84-yildagi O'zbekistondagi holatni eng nozik joyini topib gapirdingiz, chunki o'zbek xalqini fojiasi ham, Ahmadjon Odilov fojiasi ham, o'sha davrdagi fojiasi ham shu tarzda boshlangandi. Lekin men o'zim bo'lgan emasman u paytda, chunki men Toshkentda xizmat qilardim. Mani shu davlat xavfsizligi idorasida ishlardim, bo'lim boshlig'i ma'lum edim. Shu kundan 2 kun oldin rais chaqirib, Qoraqalpog'istonga borasan, komandirovkaga срочно zudlik bilan borish kerak dedi. Uchib ketdim Qoraqalpog'ga. Shu davrda dushanba kuni mana mana shuni aytayotgan ish bo'lgan. Buni endi o'sha davrda guvoh bo'lgan odamlar, qarindosh urug'lar, ukalar, keyin buni ko'rgan jurnalistlar ham, vatani yonida yurgan odamlar shularni yozib bergan, gapirgan xotiralardan bo'lgan. Haqiqatan shunday bo'lgan. Sababi shuki, o'zi rejalashtirilgan qamoqqa olish rejalashtirilgan. 13-chi bu voqea 13-avgust 1984-yilda. Qamoqqa olish rejalashtirilgani bir hafta oldin. Demak, 7-avgust bo'lishi kerak edi. Bundan hech kimni yaqinlaringizga xabar bo'lgan bo'lmaganmi? Men eshitganman shu narsa bo'lishligini. Hatto kunini ham bildim-ku, lekin kechroq bildim. Lekin buni bilganimda ham otamga aytmasdim. Sababi u odamning xarakterini bilib, nima deydi, hali qosh qo'ymandi, ko'z chiqarib o'tirish kerak edi. U odam ham bilgan, shu qamash to'g'risidagi qaror borligini bilgan. Buni shu kitobda ham bor. 16-chi plenum, 84-yildagi iyun plenumida Moskvadan kelgan ro'yxat bo'lgan. O'zbekistonda Rashidovga, shu davrdagi yurtimiz rahbari bo'lgan Sharof Rashidovga yaqin odamlarni qamaladigan ro'yxati bo'lgan. Shu ro'yxatni pastda Ahmadjon Odilov turgan. Buni endi shu markazkomdagi dalamni bir yaqin do'sti ko'rsatgan. Aka, mana shunaqa bo'lyapti. Shunaqa xatlar bor, shunaqa ro'yxatlar bor. Menimcha O'zbekistonga juda og'ir kunlar kelayotganga o'xshaydi degan shu 16-chi plenum arafasida bo'lgan narsa. 7-avgust kuniga Namanganda obkomda yig'ilishi mo'ljallanadi. Shu yig'ilishda Odilov tushadi, hammani oldida qamoqqa olish kerak bo'lgan. Tinchgina qilishmoqchi bo'lganda bular. Ahmadjon Odilovga shu qog'oz yuboriladida obkomda shu Namangan viloyatini obkom deganda hozirgilar tushunmaydi. Hozirgi hokim degan viloyat hokimida endi boshliq rahbar nomidan konvert beradi, davom aytyapti. Menga ko'p gapirib berganlar. Bitta ko'p konvertni olib keldi. Sizni ikkita yigit keldi Namangandan, sizni obkom yig'ilishiga chaqiryapti.
Bir kurduğumda yırt kaçırdım. Man niçin yıldan beri şu merkez kumgiyem, az zaman alt kumgiyem, bu arada man hiç kim kanyar bile çakırma gen mahallesi geldim, yırt kaçırdım bize. At vardı mı? Bu kaydetli işler ne kadar bazlıyım bu? Kaydetli işler de şu Oblast Parti Kemizeti'nin yığılışı gibi taklif. İlgari ona kadar taklif bulma geldi. İlgari bulma geldi. Bunu resmi kıyandı. Şimdi bu şokunu şuraya kıtırıp asan gene kama kalış gerekirdi. Bunun üstüge şu bunu tek de vacip vardı. Şimdi yani, bunun için plenumge çakırıp durup. Bundan aldığın rayonlu yığılışı bugün. Rayonlu yığılışı da bir uzunuzu deputat ayol çıkıp tank tıkıyor. Kaptık. Ahmet Cemal Elif'te. Tank tıkıyor. Ahmet Cemal Elif cim oturup gütken hamasını sozan yarışmadan keyin kuşak kaytkenden gün uşu deputat ki telefon kılıp postagini yaşlap hakkan. O ayol davlat idoralarını murdatırken banka ne dedi? Hayatımda taktik salınıyordu. Cinayet iş kuzgatırken de devlet vakiliğinin hayatına taktik kılıç diyen anlamda. Şimdi şu satya bulan koyup Oblast Parti Kemizeti'ye çakırdım. Şu arada hibiske alış gereği bugün. Lakin adını varmadı. Bu ayol hakikaten özü tank kılıç, özü kavşırılan tank kılıç mı yoksa kanakada buyruğu bacarken mi? Şimdi uşa bayitte haline edeyim ben, 16. plenumdan kegin şuna siyaset başlandı. Bu dağırda hali grilyan grupaları uşa kebo gendi Toşkin'de. Bunlar 83. yıl Ağustos'ta gelen Mankali Gidor'daşlardım. Kurup durardı Gidor'da, kabinet bölgenler gelen, şu İvanov kalası gibi. Bunu şimdi demek ki aldığında rejelaştırılırken o katın gelmiş ne kadar? Rejeler, çünkü Uzbekistan'da şu Moskva'nın merkezde siyaseti var yaptı. Bakta işi diyen ibareler yok. Lakin şu işlerle zemin yaratılırken daha var. Şimdi Amerika bir tane yaptı. Ahmetcan Adil nihayette tadbirkar, uddaburon ve hatta hayatı 30 yıl, 25 yıl aldığında kura aladığın kabiliyetli insan bugün. Şu cerayörlerini bana sezgeller. Şarap Raşit'in ölümünden ki, merkezden, Moskova'dan uşa yüzler tergovchilar başlaganini, hatta uşa etkenize tanışları, bana kamala digerler ruhiyatı var bana Şarap Raşit'in yakınları, sizden bağırsız digerlerden ki, kana kadar bir hareketli düşme gelmem. Uşa payetliğe mesela Moskova'da bu kişinin yakın tanışları bugün. Çünkü Ahmetcan Adilov adli adammasıdı. O ne fakat Özbekistan mükiyasıdı, belki SSR'de katta büyük imperiya mükiyasıdı, katta nüfuzge ege adamıdı. Tanışmışlar nuhayet de kopudu. Nega şunu bir kırışma geldi, şunu aldın alış için bir ciddi kana kadar hareketli kıma geldi mi? Bilesiniz bu siyaset nuhayet de ciddi işler çıkarılıyor bugün. Çünkü hamasi şu Raşidov, Şarof Raşidov vafatından kim boşlanganlarsa. O paytdagi rahbar, SSR davlatining rahbari Yuriy Vladimirovich Andropov, o'sha davlat xavfsizlik qo'mitasining raisligi ko'p ishlagan davr, ko'p ishlagan odam. Lekin avgust, sentyabr oylariga shu Shorof Rashidov vafotlari to'g'risida davrda Andropov o'zi og'ir kasal bo'lgan. Og'ir kasal bo'lgan, bu ishlarga aralashmagan. Agar mening fikrimda Andropov hayot bo'lib turganda O'zbekistonda bu darajadagi haligi qatag'on ishlar bo'lgan emasdi. Andropov bo'lmasa uni roziga siz kim bu ishdan qila olishi mumkin? O'sha davrda asosiy ishlaydigan yosh rahbar, SSR davlatini yosh rahbari ikkinchi o'rinda Chernenko degan turgan, u ham Andropovdan keyin rahbar bo'ldi-ku, u ham 1 yil. Asosiy ishlaydigan rahbar Mixail Sergeyevich Gorbachev bo'lgan. Demak bu ishlarni en katta başta turgan odam Gorbachev deb aytasiz. Mani bilishimcha Gorbachevni O'zbekistonga bo'lgan munosabati, Sharof Rashidovga bo'lgan munosabati yaxshi bo'lgan emas, salbiy bo'lgan. O'rtalarida bir kelishmovchilik bo'lganmi? Endi Gorbachev yosh, siyosiy byuro a'zosi, siyosiy byuro endi eshituvchilar yaxshi bilmasi mumkin, endi davlatning eng nufuzli organi bo'lgan Sovet davlatiku.
Şu düşüngen Ahmetjon Adiletov orqaga qaytarib bo'lmaydigan jarayon. Chunki katta kuchlar sarflanayotganligini bilgan, bo'lmasa hali Farob Rashidov hayotligida shu Ahmetjon Adiletov tashkil qilgan birlashma nima deymiz? Bu butun ittifoqqa ibrat ko'rsatadigan deb siyosiy beradigan Andropov boshchiligida masala ko'rilgan shu narsalar. U en katta gazete, en obro'li nufuzli gazete Pravda'da iki gün katta sahifada makale verilgen, abizine degan, birleşme verilgen. Demek o şey paytda yangi tajriba sıfatida e'tirof etilgan. E'tirof etilgan. Şunu şey Andropov'da topshirig'i bilan bu tajriba O'zbekistonga emas, butun SSRga tarqalayotgan davr bo'lgan. Lekin Rashidov bo'lgandan keyin bular xuddi hamma narsa klassikani aylantirib yubordi. 83-yinchi yilda maqtab yozilgan haligi birlashmani ishlari 84-yinchi yilga kelib hammasi teskariga aylanib ketdi. Bir yil ichida Odilov bu siyosatga qarshi borib yo'l chiqishini bilmagan. Chunki markaz shunday turgandan keyin uni Qatag'ondiga haligi nima deydi? Guruh ketgan, komanda ketganda bo'ldi. Demek Ahmetjon Odilovdek udda bir adam bu katta xavf xatarda qonli to'qnashuvlarni oldini olishga imkoniyati bo'lmagan deysiz. Bo'lmagan. Yo'q, mumkin mumkin bo'lgandir balkin bir harakatlar qilish, lekin bu Qatag'onda to'xtatib bo'lmas edi. Shu darajada bu siyosiy ali davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan edi bu narsa. Endi masalan o'sha Gidlan Ivanovlar boshchiligidagi o'zingiz yozgan kitobingizda 200'den aşık tergovchilarning vatanimizga kelishi ve minglab odamlarimizning qamoqqa olishlari, o'zbek ishi, o'zbeklar ishi, paxta ishi degan ayblovlar, tuhmatlarini qo'yishini ko'rib, eshitib o'ylab qolasiz-da. Lekin aslida SSRda O'zbekiston tashqari boshqa respublikalarda ham hatto bizni u nomigagina bu ham bo'lishi mumkin rahbarlar orasida, lekin asosiy o'sha korrupsion harakatlar Moskvani o'zida, Boltiqbo'yi respublikalarida, Armanistonda, Gruziyada bo'lgan. Nima uchun ularni tanlamasdan O'zbekiston tanlangan? Bilasiz, endi bu meni shaxsiy fikrim deb aytaman. Sababi mana hamma narsani Farob Rashidov vafotiga bog'layapmiz. Chunki o'sha davrgacha o'sha Gorbachyov hali hukumatga kelmasdan Andropov davrida ham vaziyat yaxshi edi, yumshoq edi. Muloyimlik bilan vaqtda to'g'ri vaqtlar planlarini bajarish og'ir darajada kechayotgandi, lekin bunaqa qarshi hujumlar yo'q edi. Buni kelib chiqishi shu O'zbekiston, masalan siz tilga olgan respublikalarga nisbatan Moskvada o'zini mavqeyiga ega emasdi. Masalan, Gruziyani oling, ularni yonini olib chiqadigan rahbarlar Moskvada to'la. Armanlarni oling, ular yonida Moskvada to'la. Ukrainani oling, hamma rahbarlarning ko'pchiligi Ukrainadan kelib chiqqan birinchi davrda ham. Boltiqbo'yiga teng bo'lmaydi. Ular haligi nima deydi, qilday osilib turgan respublikalar shantiksiz yorilib portlab ketadi. O'ylashgan kim? Mana Rashidov ketdi, siyosiy biroda hech kim qolmadi O'zbekistonda yonib oladigan. Yaxshi shu O'zbekistonda bir yaxshilab chiroyli qilib hammani larzaga soladigan bir ish keltirib chiqaramizda, boshqalarga ham o'rnak bo'lsa, boshqa respublikalar ham shunda haligi popiga bosilib jimib qoladi degan fikr bo'lgan bo'lsa kerak deymanda. Hali o'sha respublikalarda endi lobbizm deydi, endi nima deydi uni, uni tarafkashlari ko'p bo'lganda ularda, armanlarda ham, gruzinda ham, ozarbayjonda ham, masalan Gidralyev shunda siyosiy biro a'zolari. O'zbeklarda kim bor? Chunki O'zbekistonda ega qolmaganda. Endi mana o'sha paytda Sharof Rashidovdan keyin mamlakat tepasiga Inomjon Buzurqul Usmonxo'jayev keldilar. Usmonxo'jayev masalan Ahmetjon Odilov bilan munosabatlari yomon emas edi. Lekin ayrim voqealar o'sha siz yozgan kitobingiz bo'yicha pop zilzilasi degan voqealarni kiritgansiz-ku. O'shandan keyin munosabatlarga dars keta boshlagan degan gapni aytgansiz. O'sha munosabatga sabab bo'lganmi yoki Usmonxo'jayev ham Ahmetjon Odilovni katta arenda turishini xolamaganmi? Menimcha u ham bu ham bor.
bu davrada. Usman Xo'jayevga endi inson sifatida yaxshi odam, to'g'ri mana bir suhbatlarni olganman. İnsan sıfatıda. Lekin rahbar sıfatıda, mesela mali vilayet rahbarligi, yok mesela Ali Seyyid Prezidium Reisligi, bu adam bir makul keledigen, koldan keledigen işte. Lekin Respublikanın birinci rahbarligi, o gel layık insandır, dadan bilmezdi bu adamı. İşte uzun yapıp, uzun yapıp bir genler diyeyim, Ali Plenum'da, ben hiç kutma geldim, İmamcan birinci sıfatı bulandı. Yığıldı, plenumda yaraşıldıktan keyin saylaş gerek. Hatta ki şu bir joyda var, İsmail Hoca özüyen kutba geldi, birinci rakbar var şimdi. Özü bilmez olaydı. Çünkü bunu Moskva'ya tanıyken sabah, demek şuna kadar bir siyaset utkızın şunları vereceğiz de var mı? Şunu rakbardı, özü İsmail'e kadar bulmaydı. Şimdi rakbar buluş gerek ki, nümet siz, hovake bildiriyorsun, rakbar buluş gerek. Yine tekrar etmem, lakin İlhamcımız Rukiç yaman adam aslında, yakışık, saf adamdı, taze adamdı. Bunu bir geçirle yanlarına götürerdi, lakin birinci rahbarlıktı, kurtara oladığın rahbar olmasıydı. O şey, İlhamcım Buzurguç'u vakıtlardan biraz aldın, biz Özbekistan Respublikası Prezidenti, birinci Prezident İslam Karimov'un devlet masajısı Mavlan Murzak'la Farhan'a vardık. Mavlana kayıtlı yürüyünüzde, ben sizi İnanımcan Buzulkuş, Osman Hoca'yip'ten tanıştıramam. O kişinin hala havalıdan haber alalımız, biraz mazlar yoldurdu. Biz Farhana'da o kişinin üylerine vardık. O şimdi gördüm, gidiyorum, üylerim eski hala kalıp diyken, uyum uzun bilen teyin yaşım 85'te dediler. Otam kurgen uyu diye şeyim ben dediler. Uyu hakikaten tamırlanmadan bir de hala kalıp diyken, uzlarım kalp kına geldiler. O şimdi o kişinin hep de soru verdim. İnanımcan'a ki dedim, o şey 16. plenumdaki nütkünü siz okumadığınızda ve çıkıp hürmetli vatandaşlar bana şu benim kolumda yazı verilen nütk bu benim özümde fikrim yemez. Bunu merkez ve özümüzdeki ayrım hain rehberler yazı verilen ben bunu okumayamam dediğinizde ne olur dediğin soru verdim. O şey dediler ki ben onu da kılalmazdım çünkü benim arkamda dediler şey Ligaçov ve Rana Habibini Abdullah'ı böyle okuysan pürgenedi. Ve bolları indi, o zeyinde kamemiz diyenedi, dediler. Ben ettim, bari bu kamal diyorsun ki, eğer uşağı payıda şunu diye kıyanızda, siz bizim milli kahramanımız bulup kalırız, diye sağladı, itirazı ettim. Hakikaten ama etkileyici o kişi insan sıfatı da yakışıyor, lakin rahbar sıfatı da buna kanka şicaat yetişmeden buluşu mümkün, korkma buluşları mümkün bari bu. Korkan buluşu mümkün çünkü tahlikeye sorgandan ki hali o aileyiz, o bulasız, bu bulasız dedi. İkinciden bütün yurtta rahbarlığını bir koyuyordu. Bu yan kandaydır bir masuliyet yükleydi ki, uçlarda yol giymiş ki, mecburluğunu ki masuliyet yükler koyardı da. Yani şu atanın fikri şuna taydı, yumuşak adamıydı, karakteri boşarak adamıydı, ortada muamele. İsmail Hacayetliler ailesinden bir de yakın bu yan. Yancınak yanı hatırları kop gelirdi adam aldı ki. Yakın mı vardı demek? Kegen deyen iltimas kılardı, şarapcılığa gitip koyayım, bir sal İlhamcan'da kollattırsınlar diyen yer fikirler bilen kopyalarlar da oradan ucu kurmacı adam ediler ki. Egen şuraya geldilerdi, ben uzun kulakı bu geldi. Şimdi bu bayit İlhamcan'daki Namangan vilayeti de Oblas İcraya Komitesi'ye reis bulanlar. Keyin Anjong'a birinci rahbar bu. Demek İnanımcan Buzulkuş'un mesela Respublika merkezindeki rahbari lazımları, kirişlerde malum derecede otayınızın hisseler bugün bahsediyor bulurak endi. Şimdi fikir bugün bunu İnanımcan'a kendi bir interviyosu vardı. Kitaplarda vergen. Ali Nijni Tagil'deki Pamukhan'da Almaty, Kazakistan'da kaysi bir Almaty'si. Ama şurada otkızıl geldi. Şu bir Kazakistan gazetesinin muhbiri interviyo aladı, kamakhanada. Birinci savun, şimdi buladı ki sizde bana şu yetip gelişinizde balancı balancılarda rolü var. Degen fikir yuradı, esir geçirdi degen de, yine dönek etti ki Rus'ta bugün, bana dediler, Rus'ta yetkendi, yetkendiler, bana
birinchi rahbar bo'lishimga ham, respublikaga, viloyatlarga bo'lishimga ham na odirlifti, na shurob rashidlifti xizmati bor deb aytmayman, yo'q dedi. Buni dedi, men o'zim mehnatim, bilimim shu darajalarga yetib kelganman deb aytdilar. Endi qamoq bilan bog'liq voqeaga keyin qaytamiz. Ahmadjon Odilov haqidagi odamlar orasidagi gaplarni aytmoqchiman. O'sha paytda odamlar aytishadiki, aytgan o'zim ham guvoh bo'lganmiz, Ahmadjon Odilov nihoyatda nufuzli odam. U o'zi yashayotgan tuman rahbarlari, viloyat rahbarlarini uncha mensimagan, chunki uning orqasida Sharof Rashidovdek bir respublika rahbari turgan, munosabatlar nihoyatda yaxshi bo'lgan. Undan tashqari ayrim hollarda u kishi Sharof Rashidov bilan uncha kelisholmagan, tanolmagan, chunki u kishini undan ham tepadagi Moskvadagi o'sha Brejnevga o'xshagan, uni yonidagi atrofidagi paradbyuroni a'zolari bilan juda yaqin odamlar borligi uchun anchamcha odamlarni tan olmagan degan gaplarni aytishgan. Umuman Ahmadjon Odilov mana shunday katta nufuzga ega bo'lishi, birinchi respublikani rahbari, undan keyin SSRda buyuk imperiyani boshqargan Brejnevga odamlarni yaqin bo'lishiga sabab nima bo'lgan? Va haqiqatan ham bu yoqdagilarni tan olmaganlarmi? Endi